Geçen videoda devre analiz metotlarından biri olan çevre akımları yöntemi üzerine çalışıyorduk. Devremizi kurmuş, gözler çevresinde ilerleyen çevre akımlarını belirlemiş ve kolay akımları bulmuştuk. Bu örnekte kolay akım bu gözdeki akımdı. Çünkü bu akım I3'ü sabit bir değere mahkum ediyordu. Dolayısıyla I3'ün değerini en baştan biliyorduk. Sonra iki bağımsız değişken vasıtasıyla yani buradaki iki akımı kullanarak devrenin işleyişini açıklayan iki denklem oluşturduk. Bu videoda bu iki denklemi çözeceğiz. Şunu hatırlayalım. Bu çevre akımlarını hepsi aynı yönde olacak şekilde belirlemiştik. Hepsinin aynı yönde yani saat istikametinde olması işimizi kolaylaştırdı. Bu sayede bakın burada I1-I2 varken burada da I2-I3 var. Yani hem öngörülebilir bir sıralama elde ettik hem de işaretleri daha kolay belirleyebildik. Bir noktadan daha bahsetmek istiyorum. Çevre akımları yönteminde herhangi bir döngüyü değil de gözleri kullanmamızın bir nedeni var. Dikkat ederseniz mesela en dıştaki döngüyü de kullanabilirdik ama kullanmadık. Bunun nedeni devrenin açık pencereleri olarak tarif ettiğimiz gözler bize tam olarak ihtiyacımız olan sayıda denklem sağlıyor. Ne çok ne az. Tam gerektiği sayıda denklem veriyor. Peki. O halde ekranda kendimize biraz yer açalım ve denklemler üzerinde çalışmaya başlayalım. Artık dördüncü adım olan çözüm aşamasına geçiyoruz. İlk olarak denklemleri biraz değerli toplu bir hale getirmek istiyorum. Sabitleri alıp sağ tarafa atacağım. Ayrıca I1 ve I2 içeren terimleri birbirinden ayıracağım. İlk denklemde I1'e 2 kez rastlıyoruz. Yazalım. Eksi R1 artı R2 çarpı I1. Gelelim I2 terimine. I2 sadece bir kere geçiyor. O da burada. Öyleyse burası artı r2 i2 olacak. Bu neye eşit? V karşı tarafa v eksi olarak geçecek. İşte ilk denklemimiz bu. Şimdi ikinci denklemi toparlayalım. I1'li terimlere bakalım. Bu denklemde içinde I1 geçen tek terim bu. Artı R2 I2 pardon artı R2 I1. I1'li tek terim bu. I2'li terimlere geçersek burada 1 eksi R2 I2 var. Bir tane eksi R3 I2 var. Ve bir tane de eksi R4 I2 var. Şöyle yapalım. R2 artı R3 artı R4 çarpı I2. Şimdi bir tane de I3 terimimiz var. Ama I3'ün ne olduğunu buradan biliyoruz. Buraya yazayım. I3 eksi 3 I'ye eşit. Bir sürü eksi işareti oldu. Bakalım hatasız kotarabilecek miyiz? Eksi R4 çarpı eksi I3 artı R4 I3'e eşittir. O da eksi R4 I demek. Karşı tarafa attığımızda artı R4 I olur. Bir kere daha kontrol edelim. Eksi R4 çarpı eksi I3 pozitif işaretli. I'dan gelen negatifli karşıya attığımızda tekrar pozitif işaretli olur. Güzel. Evet, denklemlerimizin son hali bu. Devam edelim. Dirençlerin değerleri yerine isimlerini kullanmaya devam edebiliriz. Ama o zaman işlemler karmaşık görünür. Olayı anlamamız zorlaşabilir. O nedenle şimdi özel bir devreye geçiyoruz. Ne değişti? Bileşenlere değer verdik. Voltaj kaynağına 5 volt, R1'e 1 kilo ohm, R2'ye 2 kilo ohm, R3'e 3 kilo ohm, R4'e 3 kilo ohm, akım kaynağına ise 2 miliamper değer biçtik. Şimdi bu değerleri denklemde yerlerine yazacağız ki kafalar karışmasın. 1K, 2K, 2K, 5 volt. 2 kilom, 2 kilom, 3 kilom, bu da 3K, 3K ve I da 2 miliamper. Devreyi aşağı taşıyorum ki biraz yer açılsın. Bence denklemlerimiz buraya sığar. Şimdi aynı denklemleri gerçek değerleriyle tekrar yazalım. Başında eksi var. Eksi 1 artı 2 eşittir. 3i1 artı 2i2 eşittir eksi 5. Tüm dirençlerin kilo ohm seviyesinde olduğunu bildiğimiz için denklemleri 1000 ile sadeleştirip k'lar olmaksızın düz sayıları kullanabiliriz. İkinci denkleme geçelim. 2i1 eksi 2 artı 3 artı 3 eşittir 8i2. O da eşittir 3 kilo ohm çarpı 2 miliamper eşittir 6. Artık çözebileceğimiz bir hale gelmeye başladı şöyle çözmek istiyorum. Bu denklemi alıp 4 ile çarpacağım. Sonra da bu denklemle toplayacağım. Bakalım ne elde edeceğiz. 4 kere eksi 3 eksi 12 ediyor. Topladığımızda 4 kere 2 8. Eksi 8. I2'ler gitti. 4 ile çarpmamın amacı da buydu zaten. Eşittir 4 çarpı eksi 5 eksi 20. Artı 6 eşittir eksi 14. Demek ki I1 eksi 14 bölü eksi 10'a eşitmiş. Yani I1 eşittir 1,4 mA. Harika. Bunu kutu içine alalım. Hatırlayalım. I1'i bu şekilde dolaşan çevre akımı olarak tanımlamıştık. Ve I1 1,4 mA çıktı. Bağımsız değişkenlerimizden biri buydu. I1'i bulduğumuza göre şimdi asıl denklemlerimizden birini kullanarak I2'nin değerini bulabiliriz. I1'i yerine yazıyoruz. 2 çarpı I1 yani 1,4 mA eksi 8 I2 eşittir 6. Buradan I2'yi bulacağız. Çözelim. Eksi 8 I2 eşittir 6. Eksi 2 çarpı 1,4 eşittir 2,8. I2 eşittir 3,2 bölü eksi 8. Yani I2 eşittir eksi 0,4 mA. Bunu da kutu içine alabiliriz. Hatta bu çevre akımını da yerinde gösterelim. I2 çevre akımı böyleydi ve I2 eşittir eksi 0,4 mA bulduk. Bunun anlamı şu, akım aslında ters yönde ilerliyor. Yani aslında dirençler üzerinden bu şekilde geçiyor. Pozitif akım gerçekte saat istikametinin tersi yönde yol alıyor. I3'ü ise baştan beri biliyorduk. I3 eksi 2 mA eşitti. Şimdi son bir şey daha yapalım ve elemanlardan geçen akımları hesaplayalım. İki tanesine bulsak yeter. Bununla bu. Bunu. Bu IR2, bu da IR4. IR2 eşittir. I2 eksi, hop hata yaptık. I1 eksi I2 o da eşittir. I1 1,4'tü. Eksi, eksi 0,4. Demek ki bu akım 1,8 miliampermiş. Sonuncusuna geçelim. IR4. R4 direnci bu bu arada. IR4 eşittir I2 eksi I3. I2 eksi 0,4'tü. Eksi I3 de eksi 2 miliamperdi. O halde IR4 eşittir 2 eksi 0,4 eşittir 1,6 miliamper. İşte bu kadar. Çevre akımları yöntemini kullanarak devreyi çözülmedik. Umarım bu video size yardımcı olmuştur.